Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler, hayırlı günler diliyorum. Muhabbetiniz bol olsun inşallah. Biz de güzel bir muhabbet için geldik karşınıza. En son sohbetimde dedim ki işte Leminalar, Belhandalar, Feguliler, Fener ağlama diyorlardı ya. Artık Fener ağlamıyor, gülüyor diye muhabbet yapıyorduk. Fakat Fenerbahçe yine başladı ağlamaya. Huylu huyundan vazgeçmiyor arkadaşlar. Fener yine başladı ağlamaya. Klasik özelliğine döndü. Neden peki Fenerbahçe ağlıyor? Arkadaşlar, Galatasaray Fenerbahçe'nin kurduğu tezgaha müthiş bir çomak soktu. Çomak sokunca da kıyamet koptu. Kıyamet kopunca da Fenerbahçe hemen klasik özelliğine, yapısına, kimliğine kavuştu ve ağlamaya başladı. Fenerbahçe neden ağlıyor? Kurulan tezgah neydi? Bunu biliyorsunuz. Mevsim başından beri Fenerbahçe çok güzel bir tezgah kurmuştu. Herkesi uyutuyordu. Cambaza bak dercesine. Milleti bu tarafa baktırıyor. Nereye baktırıyordu? Fenerbahçe süper oynuyor, harika oynuyor. Jesus gibi teknik direktör yeryüzüne gelmedi. Büyük adam, harika adam diyorlardı. Herkes Jesus'a bakarken öbür taraftan Fenerbahçe hakemlerle malı götürüyordu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 derken abi Galatasaray'da isyan sonunda buralara kadar geldi. Kıyametler koptu. Galatasaray dedi ki ya şurada 9 maç oynadık. 9 maçta başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Her türlü kıyametler koptu. Ve de işte biz şimdi göreceksiniz biraz sonra pozisyonlar, gazete küpürleri vesaireler ekrana gelecek. Ama ne oldu? Bu en son Fenerbahçe'nin Ankara'da o yamuk bir ofsayt çizgisi vardı ya, görmüştük. Yani çizgi böyle gidiyordu yamuk bir şekilde. O çizginin çekilmesinden sonra Ankara'da Fenerbahçe'nin adına avanta diyebileceğimiz 3 puanla dönmesi, kırmızı kartlar var, çıkmıyor. Rakibin buz gibi golü verilmiyor. İşte ofsayt mofsayt muhabbetine takılıyor. Rakibin penaltısı var, verilmiyor. Dediğim gibi 2 defa 3 defa kırmızı kart görmesi gerek. Ha işte geldi bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika. Bu Türkiye'deki VAR sisteminin yeni icadı. Bu makinayı getirmişler. Var ya Federasyon Başkanı Büyükekşi, Bay Ali Koç'a demiş ki, ya da Megafon Ali'ye demiş ki, bana öyle bir makina getir ki senin ofsaytları bilmem nereleri asla görmesin. Baba zengin adam tabanasını satayım. Gidiyor bastırıyor parayı. Böyle çizgileri böyle çizen bir makine getiriyor. Federasyona hediye ediyor. İşin esprisi bir yana. Artık işi dalgaya vuruyoruz ya. Bu hakikaten komik bir rezalet durum var. Ortada maskaralık var. Ama bu maskaralığa çanak tutan medya var. Spor medyası var. Yazar geçinen, yorumcu geçinen dalga dümenciler var. Benim klasik tabirimle lavuklar var. Hani lavuklar değil, neydi lavuklar, bir hatırlatma yapalım. Çok konuşan, boş konuşan, saçma sapan konuşan tiplere lavuk deniyordu arkadaşlar. Peki bir takım puştuklar yapılıyor mu? Yapılıyor. Bunun için de şöyle diyordum. Kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puşta puştuğunu yapmaya devam edecek diyordum. İşte arkadaşlar puştuklar zirve yapıyor. Hem de öyle bir zirve yapıyor ki şimdi oralara tek tek geleceğiz. Peki Galatasaray en son işte Kayseri'de verilmeyen golünden sonra, daha doğrusu verilmeyen penaltıdan sonra, penaltı verilmeyince ister istemez Galatasaray'ın attığı bir gol var, o da verilmiyor. Bunlar ikisinin tersi. Eğer penaltı verilmiyorsa gol verilecek. Gol verilmiyorsa penaltının veriliyor olması gerekir. Şimdi bütün bunların hepsini tek tek üzerinden geçeceğiz. Ama konumuz şu. Galatasaray dedim ya, hani canı yanan eşek attan hızlı koşarmış misali. Bu bir atasözüdür ama gerçeklik payı da oldukça yüksektir. Sonuçta Galatasaray sustu, sustu, sustu. Gecenin bir vaktinde bir gece yarısı bildirisi geldi. Enes, o var mıydı gece yarısı bildirisi diye bir gazete köpürümüz vardı. Alamadık mı? Açamadık mı? Oraya doğru bir gel istersen. Onu bir açalım. Galatasaray arkadaşlar önceki akşam, yani benim sohbetime göre önceki akşam oluyor. Şimdi onu göreceğiz. Bir gecenin vaktinde, hani bir gece ansızın gelebilir muhabbeti var ya, Galatasaray'da gecenin bir vaktinde bir bildiri yayınladı. Gece saatte yanılmıyorsam 01:00 gibi, 1:30 gibi falan. Ben dedim zaten bildirinin tabii içeriğine de bakıldığı zaman çok da aman aman bir şey bildiri değil. Yani kimseyi suçlamıyor, etliye sütlüye karışmıyor, ortadan yazılmış bir bildirim. Ama buna rağmen
Buna rağmen Fenerbahçe Galatasaray'ın hani bu utanç vesikası başlığı altındaki bu yayınladığı bildiriye, ki o bildiri gece yarısı bildirisi buydu. Yani hakemlerle ilgili işte burada anlatıyor gece yarısı bildirisi. Bildirini zaten orijinali de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse, şimdi bu utanç vesikası adı altındaki bildiri de işte hakemlerin taraf tuttuklarını, Galatasaray'ın penaltılarının verilmediği, kötü yönetim, adalet, eşitlik istiyoruz gibi bir takım beylik laflar ediliyor. Ama Fenerbahçe hemen, hani derler ya yarası olan gocunur, hemen üzerine alındı abi. Fenerbahçe daha üzerinden 8-10 saat geçmeden kaleme bir bildiri alındı abi. Bir bildiri kaleme alındı. Ne diyor abi? Galatasaray'ın bu utanç vesikasına karşılık ucuz yaklaşım diyor. Ali Koç açıklama yapıyor. Bunlar zamansız hezeyanlar diyor. Yani ortada hiçbir şey yok. Galatasaray'da ucuz bir yaklaşım içerisinde bulunuyor. Böyle dünya takımı Fenerbahçe, Jesus'un harika süper takımını suçluyor. Ya niye suçluyor? Böyle bir şey yok tabii, suçlama yok da. Hani Fenerbahçe şunu yaptı, bunu yaptı, hakemlerle avanta lavanta demiyor. Ya da Trabzon'la ilgili avanta lavanta demiyor. Dikkat ederseniz eğer avanta lavanta söz konusu ise, haram puan söz konusu ise ligde iki takım var. Başta Fenerbahçe, sonra Trabzonspor. Hakkı yenen takımlara baktığınız zaman kısmen Beşiktaş ve Galatasaray. Şimdi hal böyle olunca hemen Fenerbahçe ses verdi. Çünkü Fenerbahçe'nin kuyruğuna basıldı arkadaşlar. Bu bildiriyle, kalsın bildiri, bu bildiriyle Fenerbahçe'nin kuyruğuna basıldı. Fenerbahçe diyor ki eyvah, bunlar gördü, bizim tezgaha çomak soktu. Çomak soktuysa kıyamet koptu demektir. Kıyamet kopunca da ne olacak bundan sonraki maçlarda, dikkatler ister istemez oralara çekilecek. Gerçi bunu kim çekecek? Bu medyadan bir şey beklemeyin. Kelli felli yazarlar zaten taraf olmuşlar. Megafon Ali'nin yanında yer alıyorlar. Koskoca TFF Başkanı Ekşi Bey bile Megafon Ali'nin yanında. Abi parası varsa, adamın parası pulu varsa, hani derler ya zengin abi, zengin adam işte, zengin kimse abi, mühür de onun elinde olur, onun dediği olur. Adamda para ganimet. O zaman onun dediği olur abi. Sen onun dediğini yapmazsan da başına çorap örer. İşte biliyorsunuz 21 yabancı oldu. Rezerv ligi başlattılar, kaldırdılar bilmem. Yani babanın her istediği oluyor. Kimse de bir şey demiyor. Tezgah da kurulmuş. 9 hafta, 10 hafta geride kalmış. Fenerbahçe hakemlerle abi yürümüşler. Dediğim gibi bu taraftan da cambaza bak demişler. Uzatmayalım. Sonunda işte az önceki bu bildiri geldi. Peşinden Fenerbahçe'nin bunlar hezeyan falan, ne hezeyanıysa, adam diyor ki canım yandı diyor. Ve şunu da söylemiyor. Yani Fenerbahçe bak burada işte aldı malı götürdü, hakemler Fenerbahçe'yi tutuyor, oydu, estekti, köstekti, bir şey demiyor. Ama Fenerbahçe diyor ki ben biliyorum, sen buradan beni kastediyorsun. Yani şunu demeye getiriyorlar. Ya avanta lavanta hakemlerle puan toplayan biziz. Fenerbahçe'yiz. Sen beni niye kastediyorsun durup dururken diye. Bunun üzerine hemen işte o bunlar hezeyanlar diyorlar ve zamansız, bir de zamansız diyor. Söyleyeceksen diyor. Mevsim sonunda söyle. Şampiyon olalım. Ondan sonra yiyorsa o zaman söyle diyor. Ve Galatasaray bunun üzerine Twitter'dan başka bir açıklama daha yapıyor. Onlar da diyorlar ki adaletten korkanlar belli oldu. Şimdi adaletten korkanlar belli oldu. Adaletten kim korkuyor? İşte malum Fenerbahçe hakemlerle buraya kadar geldiğine göre, tezgahı kurduğuna göre, dalga dümenle işi götürdüğüne göre, adaleti, eşitliği istemediğine göre, ki hiç ismi geçmediğini, bak Trabzon'un da ismi geçmiyor ama kastedilenlerden biri belki Trabzon. Bak işte Trabzon bana ne diyor ya, ben et diye süt diye karışmam, benim adım geçiyor mu geçmiyor. Fener'in adı da geçmiyor, sana ne oluyor emmi? İşte bunlar hemen çakıyorlar. Peki bunlar bugüne kadar ne yaptılar o zaman? Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe ne yaptı biliyor musunuz? Hakemler tarafından korunan, kollanan, kırmızı kartlar çıktı. Sadece bu son Ankara Gücü maçında değil, aşağı yukarı her maçta inanılmaz derecede sert fauller yapan Fenerbahçeli futbolcular koruma altında. Takım koruma altında, kırmızı kartlar çıkmıyor, rakiplerin penaltıları verilmiyor, ofsaytları abuk subuk çizgilerle aleyhlerine işletiliyor. Ama Fenerbahçe söz konusu olunca olmuyor. Mesela VAR diye bir sistem var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un abi sahada futbolcusu affedersiniz osursa VAR'a gidiyorlar.
Diyorlar ki var bir incelesin şunu bir baksın abi. Ona bakıyorlar ediyorlar ceza sahası içerisinde. Bekliyorlar abi kulak böyle yıtarıyor da. Bekle dur diyor. Düğüt penaltı. Düğüt kırmızı kart. Ulan bir kere de Allah rızası için daha saraya için gidin değil mi? Yok abi. Galatasaray olunca var var yok abi. Var yok. Galatasaray'a var var ama Galatasaray'a var yok. E Galatasaray'da sonunda isyan bayrağını açtı. Açtı açmasın ama. Şimdi bazıları der ki Galatasaray bu açıklamayı aslında yapmayacaktı da tiyatrodan yaptı. Taraftarından çok baskı geldi. O yüzden federasyona da gittiler. Dediler ki ya emmi biz bu açıklamayı yapıyoruz ama siz fazla dikkate almayın. Sesimiz yüksek çıktı gitti. Ses tellerinde sıkıntı olan bir adamın bu kadar yüksek sesle konuşmaması gerekir de ne yapalım biz de gaza geliyoruz. Çünkü orada da arkadaşlar öyle bir rezillik var ki nasıl gaza gelmeyelim ya? Nasıl gaza gelmeyelim? Bunları niye görmeyelim? Ha diyeceksiniz ki sen Galatasaray açısından baktığın için gaza geliyorsun. Yok abi ya böyle bu kadar bir takımın lehine bir kere de vara gidilmez mi ya? Gidin bakın deyin ki abi baktık işimize gelmedi vermedik deyin ama bunu yapmıyorlar. Şimdi abi burada Şansal Emmim de herhalde içerik olarak işte Galatasaray'ın 9 pozisyonu var. Verilmeyen penaltıları onları bunlara gidilsin bakılsın deniyor. İstersen şöyle bir gazetelere hızlı bir şekilde tek tek gidelim üzerinden konuşalım. Şimdi 9 pozisyon ve Murat Ilgaz. Evet bu Murat Ilgaz'ı yazdı. Murat Ilgaz arkadaşlar Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili pozisyonunda. Hasta mı hasta koyu mu koyu Emmim Fenerbahçeli. Fenerbahçe Kongresi. Eski hakemlerden biri, emekli hakemlerden biri, asker kökenli bir hakem. Baba oturmuş, tezgahı kurmuş. Tabii bu Murat Ilgaz'a fazla bir lafımız yok. Biraz sonra onun şeyi gelir zaten ekrana, görüntüleri de gelir. Şimdi Murat Ilgaz Galatasaray 9 pozisyonla beraber bu Murat Ilgaz'ı anlatıyor orada. İşte hakemlerin yaptığı hatalar, Galatasaray lehine verilmeyen penaltılar, Galatasaraylı futbolculara eften püften yere gösterilen kırmızı kartlar vesaireler bunlar anlatılıyor. Devam edelim. Aslan kelle istedi. Şimdi bu başlık tabii tamamen tahrik başlığı arkadaşlar. Ya kelle istedi ne kellesi? Federasyon da diyecek ki onların beklentisi o. Ya sen kimsin de benden kelle istiyorsun ya? Ha demiyorlar ki ortada bir haksızlık var. Canı yanan bir takım var. Bu aslan kelle istediği yerine aslan hakkını arıyor desenize. Demezler. Aslan hakkını arıyor derlerse bu normal bir başlık olmuş olur. Ve yerine oturur. Ama aslan kelle istedi. İşte kimin kellesini istiyor? Murat Ilgaz'ın kellesini. Federasyonda diyecek ki lan sen kim oluyorsun da benden kelle istiyorsun? Hadi yürü siktir git diyecekler. Aynen böyle diyecekler. Kusura bakma kolay anlaşılsın diye söylüyorum. O zaman ne olacak? Herkes yerinde olacak. Evli evine, köylü köyüne olacak. Murat Ilgaz emminde koltuğunda oturacak. Burada işte devlerin var düellosu diyor. Ya devlerin ne var düellosu? Ne alakası var? Adam diyor ki Galatasaray için var yok ki var düellosu olsa. Adamlar için zaten var hiçbir zaman olmamış. Fenerbahçe'nin dediğim gibi en ufak bir pozisyonu bile futbolcu, rakip futbolcu esnese ya sen esnedin bak burada rakip o benim oyuncumun dikkatini dağıttın penaltı diye adam penaltı çalıyor yani. Bunları görmezden mi geleceksin? Neyse dediğim gibi bu aslan kelle istedi başlığı tamamen tahrik ve Galatasaray'ın üzerine federasyon biraz daha gitsin biraz daha çullansın başlığıdır. Devam edelim bakalım ne gelecek. Bunu geçelim. Bu aslanı geçelim. Aslan hüzünlü ya. Aslan hüzün içerisinde arkadaşlar. Okan'ı da geçelim. Okan aslında Okan'ı yemek için işte bütün tezgahlardan biri de böyle işliyor. Hani cambaza bak derken. Şimdi gelelim buraya. Şey karışık gidiyoruz fark etmez. Bu Fener bir harika demişler. Devam edelim. Buna benzer başlıklar herhalde gelecek arkadaşlar. Gol bahçe diyor. Buradan kaldırırsak gol bahçe demişler. Evet. Devam arkadaşım. Devam. Gol bahçe. Şimdi bu başlıkları görür. Zaman mekan fark etmez. Fener affetmez. Hadi ya. Hadi ya. Millet keriz anasını satayım. Zaman mekan fark etmez ama hakemler affetmez. Fenerbahçe'de alır başını gider deseniz daha yerinde olacak. Ama yok abi bunlar kim? Bunlar Amigo. Amigo kanadı böyle görmüş, böyle değerlendirmiş.
Pardon arkadaşlar, burada kahve içiyor burada. Devam edelim. Evet, burada ne diyor? Bereket versin diyor değil mi? Tabii ya, bereket versin ya. Hakemlerle arkanda hakemler olduğu zaman, hani hakemler gibi ağan oldu mu arkada, yürür gidersin. Bir de ağanın ağası var, TFF var, HGM'in var. Onun da yukarısında tipler var. Bakalım bundan sonraki başlık ne diyor? Evet, bu Fener çok güçlü. Batshuayi 4. viteste. Tabii şimdi bu Batshuayi'yi tebrik etmek lazım. Çünkü Beşiktaş da bunu yapamıyordu. Rakip takımın kalecisinin ağzına ayağını soktuğu zaman Beşiktaş da faul oluyordu. Ama burada Fenerbahçe'de gidiyor abi, rakip takımın kalecisinin ağzına ayağını soktu, gitti golü attı. Batshuayi ya, helal olsun sana ya. Taşaklı adamsın ha. Hakemler de öyle, sen de öyle. Hepiniz yani. Hepiniz mis gibisiniz. Bu Fener çok güçlü. Tabii güçlü ya. Hakemlerle, varla, marla oynadığınız zaman abi alır başını gidersiniz. Bakalım başka ne başlığımız var? Vardır ya, güzel başlıklar var. Hah, geldi. Kahramanımız geldi abi. Baba geldi. Bu var ya, bu Murat işte. Murat dediğiniz adam bu. Murat Ilgaz. Eskinin hakemlerinden bu adam. Asker emeklisi, başçavuş muydu? Neyse işte oradan bir emekli herhalde. Adam MHK'de ikinci başkan durumunda, yani MHK'de atamalar matamalar var mar bundan soruluyor herhalde. Abi Galatasaray'ın pozisyonlarını gizleme, daha sonra verdirme bilmem ne, bunun gibi her türlü dalga dümenin içerisinde arkadaşımız var. Galatasaraylılar bunu belki baştan göremediler ama 9 hafta geçtikten sonra gördüler, tespit ettiler. Babanın sonra bir de hasta Fenerli, Fenerli, hasta Fenerli olmasını bir yana bırakın. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş babam. Oo ne güzel emmim ya. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten Fenerbahçe kongre üyesi. Bu emmim de öyle olunca kimse laf söyleyebilir mi? Söyleyemez abi. Adam da istediğini yapar mı? Yapar. Ya kardeş, ya hiç olmazsa ara sıra tiyatroda Galatasaray için de VAR'a gitmelerine müsaade et. Adamın gözü o kadar dönmüş ki abi. Hiç. Ulan adam bal gibi, kabak gibi penaltı ya. Metin Şentürk bile ona penaltı verir abi. Bu adam verdirmiyor. Gitmeyin. Bakmayın. Yok ya, yasak. Yasak abi. Gidemezsin. Helal olsun dedim ya. Bu da Toşaklılardan biri. He. Fenerbahçe böyle. Bir de Koç Ali'nin, megafonun Ali'nin de sağlam dostluymuş emmim. Adam tezgahı nereye açacağını biliyor. He? Adamın abi olunca abi zengin dostun olacak. Ahbabın zengin olacak. Gelip senden bir şey istemeyecek abi. Para mara istemeyecek bilmem ne. Zengin olunca böyle. Sadece lan bir iki pozisyon. Galatasaray'ın pozisyonlarında da VAR'a gitme. Bunu mu istiyorsun? Lan tamam ya Galatasaray. Direkt biz VAR'a mara gitmeyiz. Ne VAR'ı? Boş ver VAR'ı marı. Der. İş biter. Ya 9 maçta insafın kurusun Murat. 9 maçta bir kere lan bir kere. Bir kere tiyatrodan Galatasaray içinde VAR'a gitti mi? Gitmiyor abi. Murat emmim böyle. Murat emmim işin bokunu çıkarmış abi. Gitse keşke. Gitse bir iki tane araya sokuştursa. Hatta tiyatrodan bir tane iki tane de, ama Galatasaray'ın pozisyonlarında da tiyatro yok arkadaşlar. Hangisinde VAR'a gitsen kabak gibi penaltı. Kabak gibi pozisyon. Adam diyor ki şimdi. Ulan diyor VAR'a gidersem diyor buradan Galatasaray'a penaltı çıkacak. En iyisi gitmemek diyor. Adam delikanlı adam. Helal olsun Murat sana. Murat'ı diyor ki istifa istiyor diyor. Bu diyor bizim anamızı ağlatıyor diyor. Galatasaray kelle istedi. Hay sizin kelleniz. He? Ne kellesi lan? Gerçi adamda da iyi kelle var da. Her neyse şimdi bunu geçelim. Bakalım Murat ne var, başka ne gelecek Fenerbahçe'den karşımıza? Var mı bir güzellik? Ha, yine bildiri işte, bu Galatasaray'ın gece yarısı bildirisini biraz önce dedim ya, diyorlar ki ya Galatasaray aslında bütün bu toplara girmeyecekti de ne yapsın işte taraftardan tepki geldi bilmem ne geldi, o yüzden bu toplara girmek mecburiyetinde kaldı, yoksa girmeyecekti diyorlar. Haklılık payı var mıdır? Vardır yoktur, orasını bilemem. Ama şimdi başka ekrana getirmediğimiz bir şey var mı kardeşim? Fener gol, neyse bunlar tamamdır. Bunlara fazla bakmayalım, aynı yerlere dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu ne? Fenerbahçe neyi, kimi gölgede bırakmış? Jesus tüm yıldızları gölgede bıraktı. Abi işte, şimdi asıl dediğim şey bu. Jesus
güzellemesi yapıyorlar. Fenerbahçe harika, asrın takımı, yılın takımı. Avrupa'da neydi? Guardiola. Bir ara şey diyordu değil mi? Guardiola ile yarışıyor ya. Tek rakibi Guardiola. Hani vardır ya, hızlı gençler vardır. Tek rakibim Türk Hava Yolları dercesin abi. Bu Guardiola şeyin de, Jesus'un da tek rakip. Daha doğrusu yani diyecek bir şey yok. Guardiola, Guardiola. Bu Jesus'un yanında halt etmiş ya. Bu büyük adam abi. Yok, böyle bir şey yok. Böyle tüm zaman işte tek rakibi Guardiola. Adam emin büyük adam ya. Olacak iş değil. Böyle bir dümen abi, böyle bir çakallık. Peki niye hep bu tarafa doğru götürüyorlar? Bunun nedeni şu arkadaşlar. Şimdi sürekli Jesus, Fener, gol, harika, süper güzellemesi yaparak, başta da söyledim, dikkatleri bu yana çekip hakemlerle malı götürmüş olmalarına böyle bir kılıf buluyorlar. Öte yandan Galatasaray'a peki ne yapıyorlar? Diyorlar ki lan Galatasaray zaten penaltın verirse ne olur, verilmese ne olur. Sen zaten kötü oynuyorsun, takım da değilsin, Okan hoca da değil. Buraya en iyisi Fatih Terim gelsin diye troller miroller. Galatasaray'ın duayeni söylüyorum. Var ya Kıraç İnan var ya, Kıraç İnan, İnan Kıraç, duayen, eğitim vakfı bilmem ne. 2000 yılında Galatasaray'ın elinden logoyu alıp logoyu kasaya masaya kilitleyen kara kutu emmim. O da diyor ki ya diyor bu sene diyor bizim diyor küçüğümüzün yolu açıldı. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Kim bu İnan Kıraç? Koca ailesinin damadı. Damadı, damat. Damat öyle diyor. Var mı? Sen şimdi Ali Koç'un başkanı olduğu takıma tabii ki şampiyon diyeceksin. Şimdi bunlar Galatasaraylı. Bunlardan ne hayır gelir abi? Bunlardan hiçbir hayır gelmez. Demek ki abi Türkiye'de şampiyonu, mampiyonu Koç Ali ve ailesi belirliyor. Öyle ya, zenginlik abi. Bu Sabancılar ne yapıyor? Sabancılar da ağırlıklı olarak Beşiktaşlı ama onlardan bir hiçbir şey görmüyoruz. Herhalde onlar da yakında çıkarlar meydana. Abi neyse, şimdi uzatmayalım. Dikkatler böyle başka yöne çekiliyor. Öbür taraftan Fenerbahçe'nin harika, süper oynadığı anlatılıyor. Jesus'un eşi benzeri bulunmayan bir koç olduğu anlatılıyor. Böyle büyük bir teknik direktörü neden biz 2018 yılında göreve getirmedik diye megafon halinin ağlaması, sızlaması var. O da ayrı bir dava. Olabilir mi? Olabilir. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Hakemler yanlarında. Galatasaray efendim federasyona baskın vermiş. Baskın veren tiplere bak abi. Kim veriyor baskını? Dursun emmimle Erden Efendi. Lan bunlar nereden alı baskın olsa ne olur? Ha, bunlardan baskın mı olur yani? Federasyon başkanı yeri lan gidin dese kapıdan içeri giremezler. Diyorlar ki tiyatrodan içeri giriyorlar. Şimdi bunun tiyatro olup olmadığını göreceğiz. Zaten bu ilk bildiri var ya, hani gece yarısı yazılan bir bildiri vardı. Biraz önce ekrana geldi. Ya sen bildiri yapacaksan, açıklayacaksan gecenin saat 1:30'unda mı yaparsın bunu? Ya medyanın eline malzemeyi verecek saatte, gündüz saatte güzel adam tüm Türkiye baskısına versin değil mi bunu? Yok abi, gecenin bir yarısında bildiri yapıyorlar, yayınlıyorlar. Hani bu bildiri de şu, ya biz bildiriyi yayınladık, dostlar alışverişte görsün. Yani ama kimse görmesin, kimseyi üzmeyelim. Yani gizliyorlar bildiriyi, biliyor musun? Ya yaptık mı yaptık, ne abi bildiri? Bildirinin içerine, abi bildirinin içerine kodun mu oturacaksın? Benim 9 tane penaltım, 8 tane penaltım, bilmem şu pozisyonum olacak. 6-7 tane en kritik maçta penaltılarım verilmeyecek. Sen beni doğrayacaksın, doğrayacaksın abi. O varı da, o bilmem TFF'yi de ben senin tepene geçiririm kardeşim. Öyle bir bildiri yazarım ki, zaten sana bu yazdığım bu bildiriden haşır diye ceza verecekler. O ayrı dava. Ama sen bu bildiriyle yeri göğü inleteceksin. Fenerbahçe'yi, onu, bunu abi zıplatacaksın. Bak, hiç etliye sütlüye dokunmadan, isim belirtmeden hemen Fenerbahçe ne dedi? Bu burada anlatılanlar, daha doğrusu anlatılmak istenenler, ben biliyorum siz yazmamışsınız, kibarlık yapmışsınız ama sizler bizi kastediyorsunuz diyerekten adamlar hemen tepkiyi koydular. Efendim neymiş? VAR savaşları başlamış, VAR bilmem nesi başlamış. Ya kardeşim, Fenerbahçe'nin kurduğu tezgaha Galatasaray çomak soktu. Çomak sokunca da kıyamet koptu. İşin Türkçesi aslı bu. Galatasaray çomağı biraz daha böyle kalından soksaydı bir taraflara, o zaman kıyamet daha iyi kopacaktı. Sen benim tezgahıma niye çomak sokuyorsun dercesine bu bildiri verilen ve açıkla yapıldı. Sonra da adaletten korkanlar
belli oldu dedi Galatasaray. Fenerbahçe'nin isyanına. Şimdi burada bu adaletten korkanlar belli oldu demeden önce, bu açıklamayı yapmadan önce acaba ne bileyim o Erden Timur Efendi Ali Koç abisini arayıp abi biz böyle bir açıklama yapacağız ama sen aldırma, biz taraftarı susturmak için mi yapıyoruz dedi. Ya ortada ne adalet var, ne eşitlik var, ne var var Galatasaray'a söz konusu olunca. Ne var, ne o var, hiçbir şey yok. Söylüyorum size ya, Fenerbahçe ile ilgili en ufak bir şeyde rakip ceza alanı içerisinde bir gidiyorsunuz abi. Kusura bakmayın, aynı cümleyi yine kuracağım yani. Rakip futbolcular osursa benim futbolcumun dikkati dağıldı diye penaltı çalıyor ya bu hakemler. Fenerbahçeli futbolcuların böyle bir dokunulmazlığı var. İrfan, kahveci İrfan'ı, kahveci ya gol attı. Kaleci bacağının arasından aldı attı içeri. O da ayrı bir dava. Öyle bir golü Galatasaray'la oynayan bir takımın kalecisi yese yeri yerinden oynar. Kaleciyi asarlar. Aldı da o bacağının arasından Rize kalecisi, eski Rize kalecisi. Malum eminim o da Fenerli bir abimizdir, kardeşimizdir, dostluğumuzdur ya. Yani. Geçelim. Şimdi adam iki defa, üç defa kırmızı dirseği bir çaktı. Rakip gitti 2.80. Ankara güçler dirsek dirsek diyor Ömer Erdoğan. Lan yürü be dirseği. Adam sadece kolunu sıyırttı böyle, dokundu yüzünde. Bakıyor hani suratı sağlam mı diyor. Dağıldı mı? Yok. Ne olacak abi? Galatasaray hatırlayın 2 sene önce Luyun Daman'ın kafasını yardı Alanyalı futbolcu. Gidiyorlar Zorbay Küçüğü'ye Galatasaraylı futbolcular. Diyor ki lan ne oldu falan, bak kafa gitti falan. Kötü niyeti yoktu diyor. Yeteri kadar da sert değildi diyor. Adamda 7 tane dikiş var arasını satayım. Ama bunlar buna alışık. Bunlar bunu hep yapıyorlar. Hatırlayın yıllar önce. Hani şimdi o devletin televizyonunda ahkam kesen gezer gezmez var ya bir tane. Büyük hakem. Abi maç başlamadan yan hakem, o eski Fenerbahçeli şeylerden biri. Yancılardan biri abi. Kafasına 12 dikiş atıldı. 12 dikiş. Abi 12 dikiş ne olacak, maçın oynanmaması lazım. Maç çıktılar oynadılar. Orada Galatasaray'ı derdest ettiler. Gönderdiler Bünyamin Gezer. O bu falan filan. Ne dediler? Ne dedi abi Gezer Bünyamin? Dedi ki ben bu maçı oynatmasaydım 50 bin kişi sahaya inerdi. Adam bir de polis molis, hani adam da dübür böyle atıyor yani. Maçı oynatıyor. O günden bakın, o günden alışmışlar. Kafa göz yarmalar, bilmem neler vesaireler. Bu arada yukarıda abi inşaat yapılıyor. Usta da sağ olsun biz burada konuşuyoruz. Vurdukça vuruyor çekici. Vur ustam vur. O daha çok vur. Ondan sonra burada böyle bir geçirme yapalım da belki duyar susar yani. Arkadaşım sonuçta tablo belli. Gördüğünüz gibi nasıl usta yukarıdan çekici indirip bize sesi gönderiyorsa Fenerbahçe'de Galatasaray bir vurdu abi. Fenerbahçe'den oradan buradan Megafon Ali'den her taraftan ses geldi. Asıl ses nereden gelecek? Şimdi TV'lerde yorumcu geçinen amigolar var ya, yancılar var ya, şaklabanlar var ya, her türlü maskaralığı, soytarılığı yapanlar var ya. Yıllardır abi belirli televizyonlarda programcılar değişmiyor abi. Aynı tipler yorumcu. Ve büyük adamlar bunlar ya. Yıllardır zordoğulları, kortoğulları, çakar çakmazlar, gezer gezmezler. Bir de yayıncı kuruluşta işte moderatörlük yapan bir takım amigolar var. Onlar falan. Bunlar hep bir tarafın adamı olmuşlar. Ama ortak özellikleri baba geçirebildiğin kadar Galatasaray'a geçir. Ulan Galatasaray bunlara ne yaptıysa, zamanında bunların Galatasaray topunu mu kesti? Ne yaptı bilmiyorum ben. Böyle bir durum var abi. Galatasaray'a her fırsatta çakıyorlar. Şimdi mesele bu değil. Biz bunların hepsini bir kenara bırakalım. Konu ne abi? Konu şu. Galatasaray hani böyle eften püften de olsa aman etliye sütliye dokunmadan hani aman aman bir tatsızlık çıkmasın ama adet de yerini bulsun türünden bir açıklama yapmış olmasına rağmen Fener yaygarayı bastı. Başladı ağlamaya. Pegoli'nin, Belhanda'nın, Snyder'in var ya Fener ağlama diyor. Fener abi ağlamadan durur mu? Sen nasıl yapıyorsun bunu? Adamlar 8-10 senedir Avrupa görmemişler, doğru düz şampiyonluk görmemişler. Bu sene şimdi 3. sınıfta Rum takımıyla bilmem ne takımıyla maç oynuyorlar. Yendik ettik o diyor. Bayram, düğün bayram yapıyorlar.
O yüzden Türkiye Ligi şampiyonluğu, o bu falan hepsini alacaklar abi. Ne kadar kupa mupa varsa, Jesus harika hoca, Fenerbahçe süper oynuyor, leblebi gibi gol atıyor. Bunları da siktir edin. Bütün az önce geldik ya, Murat Ilgaz vardı ya. Murat Ilgaz emmimin liderliğinde Fenerbahçeli kongreyesi, Fenerbahçe'nin kongreyesi, Murat Ilgaz yönetiminde her türlü organize işler yapılmış. Dolayısıyla bu organize işler eskiden amatörce yapılıyordu. Şimdi bu organize işleri tamamen profesyonelce, gayet güzel ve düzenli bir şekilde yapıyorlar. Galatasaray'ın eften püften açıklamasına bile hemen tepkiyi koyuyorlar. Yani cümlemizi şöyle tamamlayalım ve sohbeti bitirelim. İşte Fenerbahçe'nin kurduğu tezgaha Galatasaray çomak soktu. Çomak sokunca kıyametler koptu. Fener'in huzuru kaçtı. Bundan sonra şimdi takipçisi olacağız bu işin. Bu çomak sokmanın bir faydası olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bundan sonraki maçlarda size şunu söyleyeyim. Adaletli bir hakem olsa Fenerbahçe'nin bu hafta eski futbolcusu var, malum var ya, Beleşoğlu Emre'nin takımı, Başakşehir Fenerbahçe'yi normalde üçler abi. Fenerbahçe inanın bana top mu oynamıyor ama kırılma anında her türlü pozisyonda hakemler Fenerbahçe'nin yanında. Şimdi düşünün arkadaşlar. Kırmızı kart verilecek, verilmiyor. Rakip takımın golü verilmiyor. Ofsayt çizgileri yamuk mumuk çiziliyor. Her türlü kırılma anında bakın Fenerbahçe'nin daha maçta 1, 2, 3 kırmızı kartlar görmesi lazım. Verilmemesi gereken penaltılar. Abi Galatasaray 38. dakika saniyede Kayseri'de penaltısı verirse 1-0 öne geçse, şimdi Galatasaraylıların bile ben de zaman Galatasaray kötü oynadı etkisiz o. Ya sen benim önce penaltımı ver, ben geçeyim 1-0 öne. Ne olur olmaz. Kayseri beni yenecekse öyle yensin. Ama sen benim penaltımı niye vermiyorsun? El alemin otuna bokuna gidip televizyon şeyde VAR'da inceleme yaptırıyorsun. Ama Galatasaray olunca hiç baktırmıyorsun. Ondan sonra yok işte Galatasaray kelle istedi. Az önce gördüğümüz o Murat denen kıl kuyruğun kellesini istedi. Ne olacak? Hangi hakemin kellesini isteyeceksin? Eminim şu sıralarda belki de hakemler açıklanmıştır. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray'a yine bir haşırt yapacak hakemi verecekler. Başka yolu yok ki bunun. Yok. Çünkü kurgu böyle işliyor. Düzen böyle işliyor. Çark böyle dönüyor arkadaşlar. Anladınız benim ne demek istediğimi. Siz anladınız. Bakalım bundan sonra Galatasaray'ın bu bildirisinin bir faydası olacak mı? Artı bu Galatasaray'ın bildirisinin ne kadar samimi olduğunu, devamının gelip gelmeyeceğini hep birlikte inşallah göreceğiz. Göreceğiz, görür müyüz, görmez miyiz ben onu bilmiyorum ama bakalım arkadaşlar. Biz gelin noktayı koyalım. Bundan sonra ne olur onu bilmiyoruz. Bunları da hep birlikte görme durumundayız, bekleme durumundayız. Ama şu var, Galatasaray Fenerbahçe'nin kurduğu tezgaha çomağa soktu, kıyamet koptu. Bundan sonra bakalım kim ne kadar bu işten karlı çıkacak, zararlı çıkacak ama Fenerbahçe'nin hiç geri adım atmaya niyeti yok. Madem bir takım şeyler ayyuka çıktı, bundan sonra daha çok hata, daha çok hakem desteği alıp başını gidecek diye ben şahsen düşünüyorum kardeşim. Hepinize en içten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bunları anlattık. Gelin bu Fegoli'nin, Belhanda'nın, Snyder'in Fener ağlama jeneriğimiz var ya, alalım başa bu jenerikle tekrar vedamızı yapalım. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere. Hoşça kalın kardeşlerimiz. Yeah.
geliyor.